Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sahurunuz, seheriniz, duanız bereketli olsun. Gönlünüzün muradını ihsan eylesin. Kanal 7 ekranlarından tüm ülkeye ve tüm dünyada bizi izleyenlere selam olsun. Her gece sahurda sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konularla güzel bir gece sahur geçirmek için sizlere bildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğünce, kalbimize geldiğince, Kur'an'dan, sünnetten, İslam tarihinden, hadislerden, güzel sözlerden derlediğimiz bilgileri, özün özünü bir kardeş olarak aktarmaya çalışıyoruz. Fezekkir fe inne zikra tenfaul müminin. Rabbimiz buyuruyor ki hatırlat, hatırlatmakta müminlere fayda var. Biliyoruz belki ama hatırlamış oluyoruz. Ramazan'ın feyzi, bereketi ülkemize çöktü. İslam alemine çöktü. Güzel bir atmosfer oluştu. Başı rahmet, rahmet günlerindeyiz. Bu rahmetin bütün İslam alemini kuşatmasını Rabbimizden diliyorum. Allah-u Teala her birimizin yaptığı duaları kabul eylesin. Bugün Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Yani Cuma gecesi. Her Cuma gecesi hatim dualarımız var. Yüzlerce hatim geldi bu 5 gün içerisinde kardeşlerimizin okuduğu. İsimler altyazıda geçecek ve bu gece inşallah hatim duasını da yapacağız. Birbirinden önemli konularla karşınızda olacağız. Rabbim bu geceyi feyizli, bereketli eylesin. Tekrar görüşmek üzere. Kısa bir aramız var. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar tekrar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Rabbim günümüzü, gecemizi bereketli eylesin. Kanal 7 ekranlarında sahur izlenir. Kanal 7 ekranlarında iftar izlenir. Ve Kanal 7 ekranlarında sizlere hediyeler gelir. Şifreleri bilen kardeşlerimize kalemli Kur'an var. Çok kıymetli. Bahası da öyle. Yani fiyatı da gerçekten öyle. Tabi Kur'an-ı Kerimlerin bedeli olmaz. Hediyesi olur. Ve kadife kaplı Kur'an-ı Kerim var. Çok okunaklı. Ve Medine hurmamız var. 1 kilo. Şifreleri bilen 3 kardeşimize 3 ayrı hediye. Ve soracağım sorunun cevabı Instagram hesabımdan da inşallah bir hediye de oraya gelecek. Ve bugün hatim duası yapacağız. Yüzlerce gelen hatimlerin duasını yapacağız inşallah. Telefonla başlıyoruz. Selamünaleyküm diyorum. Nereden geliyor telefonumuz? Bitlis'ten Mustafa Özdemir. Hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı sahurlar hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Biz de iyiyiz. Size bir sorum olacaktı hocam. Dinliyorum. Hocam ben KUA hastasıyım. Oruçlarımı Allah'a şükür tutuyorum. Fakat çok zorlanıyorum, takanıyorum. Evet. Buhar ya da sprey kullanabilir miyim? Oracık mı, buzar mı kullanırsa? Şöyle Mustafa Bey, sadece hava veriyorsak veya su fokur fokur işte orada havalandırılıyor. Biz onu nefes olarak alıyorsak bu bozmaz. Ancak suyun içerisine ilaç katılıyorsa, spreyin içerisinde ilaç varsa, ki var, spreylerde var. Onları buharla beraber ciğerlerimize çektiğimizde bir ilaç almış oluyoruz. İlaç, vücuda giren ilaçlar takviye edici olsun, sağlık için olsun, sonuçta o orucu bozar. Sizin aldığınız o havanın içerisinde herhangi bir katkı var mı? Hocam ilaçtır kullandığım, ilaç kullanıyorum. İlaç kullanıyorsanız oruç evet, bozulur hocam. Sevgili kardeşim. Çünkü bu kapı açılmamalıdır. Ayrıca şöyle bir şey var. İleriye dönük öyle şeyler olacak ki insanlar böyle sofraya oturup yemek bile yemeyecekler. Suyu böyle görecek, suyu belki düşüncesiyle su içmiş gibi olacak. İlacı, yiyeceği, vitamini efendim spreyin içine koyacak, hava gibi basacak, hiç uğraşmayacak. Ne kaşığa ihtiyaç var, ne çatala ihtiyaç var. Buraya doğru gidiyoruz. O zaman orucu böyle zedelemeyelim. Hastalıkla evet, oruç arasında bir ilişki var. O nedir? Evet. Her hasta olan hastaların ilacından dolayı oruç, ya o da bozmaz belki vesaire diye kapılar açılırsa, Allah-u Teala her şeyi bilen Rabbimiz
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Sizden her kim hasta ise, yolcu ise başka zaman tutar diyor. İyileştiğinde tutar. Hem hastayım, ilaçlarımı da alayım, orucumu da tutayım. Böyle bir oruç çeşidi yok bizde. Onun için orucumuzu zedelemeyelim, oruca şüphe sokmayalım. Oruca şüphe getirebilecek ne varsa onlardan uzak durmamız lazım. Tutamayacaksanız başka zaman tutarsınız veya hiç tutamayacaksanız onun fidyesini verirsiniz. Ama ilaç varsa o ilaç havayla, spreyle gidiyorsa ciğerlere orucu bozar. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Allah oruçlarınızı kabul eylesin, şifa versin. Allah razı olsun. Tüm hastalarımıza inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Evet, bir başka telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Bursa'dan bir kardeşimiz arıyor. Selam hocam. Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hayırlı sahurlarınız olsun inşallah. Sahur hazırlığı yaptınız mı? Daha yeni kalktık hocam. Yeni. İnşallah yapacağız. Ne var bugün sofrada? Daha çok kahvaltı yapıyoruz hocam. Daha tok tutuyor. Kahvaltının tok tutanı nedir? Yumurta diye biliyoruz. Meleme evet mi yapıyorsunuz? Hocam. Yok, daha haşlama yiyorlar. Haşlama yumurta yiyorlar. Afiyet evet olsun. Hocam. Rabbim olmayana da versin. Amin amin. Buyurun efendim. Dinliyorum. Hocam, benim evimde iki tane kedim var. Evet. Eşim razı değil. Dün akşam bana kedilerin çok kıldırdığından dolayı hakkını helal etmediğini söyledi. Hı hı. Ama hayvanları da kıyamıyorum sokağa atmaya. Sahiplendirmek istedim. Yıllarca baktığım için de kimseye güvenip veremiyorum. Eşim de hakkını helal etmediği için yani günah girmiş oluyor muyum, onu öğrenmek istedim sizden. Vallahi ben de kıyamıyorum. Kız besliyor şimdi. Geçen ben de gördüm, tüy dökmüş. Evet, o da iyi taramadım falan diye bahane mi uyduruyor, ne yapıyor beni kandırmak için. Şimdi bu kedi tüyleri çok zararlı. Astım hastalığına sebep oluyor. Bronşite sebep oluyor. Ciğerleri tıkıyor. Çok tehlikeli. O yüzden eşiniz haklı. Bir çaresini bulacaksınız. Ya tüylerine çare bulacaksın ya da bir başkasına vereceksin. Ama tüylerine dikkat etmek lazım. Tüy döken kediler çok fazla. Mesela Ankara kedisi. Ankara'nın 4 beyazı varmış, biliyor musunuz onu? Bakayım. Yok, ben sayabilecek miyiz? Ankara keçisi. Doğru mu? Ankara kedisi. İkisini de siz söyleyin. Ne oldu, aklıma gelmiyor şu anda. Şimdi efendim? Yok, Ankara'nın ya ne bank? Ankara'nın kedisi. Yok, 4 tane beyazı var. Neyse, ikisini dursun, ikisini sonra söyleyeceğim. Ankara'da 4 beyaz meşhur. Ankaralılar bağlansın, söylesinler. Şimdi bu Ankara kedisinden bir başkan, belediye başkanı arkadaşımız dedi ki, hocam dedi, veririm ama çok dedi tüy döküyor dedi. Aşırı tüy döküyor. Bir hafta sonra geri getirirsin dedi. Dolayısıyla almadık onu. Tüy döken kedilerin hastalığa sebep olduğunu biliyoruz. Benim yeğenim beslemişti. Eşiyle beraber çok kedi sevgisi aşırı şekilde vardı. Onların hepsi hasta oldu sonra da. Yani bunu biliyorum. Eşin haklı. Eşinin hakkımı helal etmiyorum deme hakkı da var. Bir çözüm bulun. Oldu mu? Ama şöyle bir sorun var hocam. Benim çocuğum hastaydı. Geceleri kalkıp çatılara çıkıyordu. Uykusunda savaşıyordu. Birilerinin onu boğduğunu, onunla kavga ettiğini, sürekli ağlayarak kalkıyordu. Biz onu hep ayetel kürsüyle düzeltiyorduk. Kendine geliyordu. Hı hı. Eve kedi almamızı söylediler. Ben eve kedi aldıktan tamam. Sonra oğlum çok şükür düzeldi. Tamam, ben kedi almayın demedim. Tüylüsünü verirsin, tüysüz, tüy dökmeyen alırsın. Yavrudan alırsın. Yavrudan al. Sen ondan vazgeçemiyorsun. Anlaşılıyor. Evladın gibi seviyorsun onu. Evet. Ama o da haklı bence. Tüy dökmeyenden almanızı tavsiye ederim. Tamam. O yavrunun o hayvan sevgisinden ne kadar, bak
önemli. Psikolojisi evet. Düzelmiş. İnsanlar evet, da öyle. Hocam. Hepimiz bir sevgiye muhtacız, şefkate muhtacız. Bugün ben bir video izledim. Adamın devesi var. Bir de atı var. Ata binmiş, deve kıskanıyor. Geliyor adama, yanaşıyor, boynunu büküyor. Efendim atla gidiyor diye çıldırıyor deve. Adamı kıskanıyor, sahibini kıskanıyor. Bak hayvanlarda sevgiyi görüyor musun? Hayvanlarda da enteresan bir sevgi var. Hayvan sevgisi güzeldir ama insan sevgisi ondan üstün gelir. Böyle bir mukayese etmeyelim. Ya ben mi ya hayvan mı? Yok. Ben illa hayvan besleyeceğim. Kocan razı değil ki ya. Ona da zarar veriyorsa, evine, komşuya zarar veriyorsa önce insan gelir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, değil mi? Peki. Bursa'ya selam olsun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Bir başka telefonumuz Balıkesir'den. Aleykümselam hocam. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizi kavuşturana hocam. Kaç senedir arıyorum, üç sefer düşürdüm. Kaç senedir arıyorsun? Vallahi bayağıdır arıyorum. 5 sene diyeyim yani. Allah Allah. İlk defa mı bağlanabildiniz? İlk sefer bağlandım. Vallahi seni kim böyle bağladıysa o kızımıza bir hediye almak lazım herhalde. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bütün ekibize de size de hocam Allah başınızdan eksik etmesin. Buyurun. Hocam sorum şuydu benim. Benim kardeşlerim benden çok alay ediyor. Bunun günahı nedir? Bunu soracaktım sende. Alay. Mübarek Ramazan gününde. Evet. Yani ele bir hakaretler ediyorlar ki yani konuşmasam günah olmaz değil mi? Siz Balıkesir'den mi arıyorsunuz? Balıkesir'den arıyorum. Ama hiç Balıkesirli gibi konuşmuyorsunuz. Sivaslı gibi konuşuyorsunuz. Balıkesir değil. Doğu Anadolu'dan gelmişim hocam. Erzurum mu? Erzincan çocuğuyum. Erzincan. Yani Erzincan, Sivas, Erzurum. Erzincan, Sivas. Oralarda çocukluğum geçti. Kangal. Babaannem de Kangallıydı. Çocukluğum o siyah çadırların arasında geçti. Tamam. Peki. Alayla ilgili kardeşlerin niye alay eder seninle? Vallahi alay ediyorlar. Zengindiler diye kolunda bileziği gösterirler. Evin yok, kiracısın bilmem ne. Çok acayip ağzalarıyla laflar konuşuyorlar da ben onlar şu anda söyleyemiyorum. Artık en ahlaksız şeyler söylüyorlar bana. Fakirli. Ben konuşmak istemiyorum bu mübarek günde. Fakirliğinle ilgili başa mı kalkıyorlar? Evet. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 11, 12, 13. ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor ki altı şeyi yapmayın. Altı şey. Kardeşliği bozan şey. La yeskhar kavmun min kavmin asa'in yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa'in yekunna hayran minhum. Ey inananlar! Erkekler erkekleri alaya almasın. Kadınlar kadınları alaya almasın. Almayın alaya. Alaya almak, sonra lakap takmak, kaş göz işareti yapıp gammazlamak, Allah-u Teala bu çok büyük bir zulümdür diyor, fasıklıktır diyor. Büyük günahtır. Ve arayı açıyor. Birbirimizin arasını açıyor, kardeşliği öldürüyor. İnnemel mü'minne ihvetun. İster öz kardeşin olsun, ister din kardeşin olsun, alaya alamayız. Müslümanlar alay alamayız. Haramdır. Gıybet gibi, dedikodu, iftira gibi alay etmek de haramdır. Evet, iftira da var içinde hocam. Yani oturduğum yerde biri birine ses dolduruyorlar, biri iftira edene benim adımı kullanırlar. Derecen yükselir. Amel defterin artar. Mahşer günü alacağın çoğalır. Onların namazından, orucundan, haccından varsa zekatlarından sana verilecek. Üzülme. Onlar üzülsünler. Allah'a havale et. Oldu mu? Başka soru var mı? Başka sorum var hocam. Bir zaman bundan birkaç sene önce bir kurban kesemiyordum ben. Evet. Başkaları kurban kesince ben böyle imrenerek bakardım. Aslında varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Olur. Sürülerimiz dağlarda yani o Sivas dağlarında, Erzincan dağlarında sürülerimiz çoktu. Ben böyle imrenerek bakardım. Benim kayın abim kestiği zaman bile sırtını dönerdiler, kurban etini bizden saklardılar. Benim rüyama babam geldi hocam. Evet. Babam geldi bana dedi ki sen
üzülme kızım dedi. Bundan sonra sen kurbansız kalmayacaksın. Sana her sene kurban ben göndereceğim. Rüyama girdi. Rüyanda? Rüyamda girdi. Ya, rüyama girdi hocam. Sanki de sana her kurban bayramında bana kurban bile kendi Allah tarafında kurban bana gönderiliyordu. Gerçekten geliyor yani. Gerçekten geliyordu. Kurban geliyordu ama nasip oluyordu bana kurban kesmek. Birisi gelir derdi ki mesela ben memlekette getirdim kurbanı yoksa alabilirsin. Yani ücreti de uzatmak üzere bu kadar ayda verebilirsin diye. Bana her sene kurban geldi. Allah razı olsun. Birkaç ay sonra ödeme şartı. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Peki. Tabii. Allah gönlünün muradını versin. Cenab-ı Hakk'a söz verdiysek kurban vesaire onları da kesmemiz lazım. İyi akşamlar diliyorum inşallah. Evet, Allah iyi bir aile nasip etsin. Helal süt emmiş insanlarla karşılaştırsın. İyilerle karşılaştırsın. Şimdi evlenirken insanlar çekiniyorlar, korkuyorlar değil mi? Biz yuvamızı istersek cennet bahçesi yaparız. İstersek cehenneme çeviririz. Elimizde kapıyı kapatıp eve girdikten sonra evinize karışan var mı dışarıda? Size bağlı değil mi o evdeki neşe, o evdeki sevinçler, o evdeki sevgiler, saygılar, birbiriyle şakalaşmalar. O cennet bahçesi oluveriyor ev. Bu sizin elinizde. Ama bir de düşünün ki kafayı çekmiş, parayı dışarıda harcamış, evine geliyor, kadına şiddet uyguluyor, çocuğa tokat atıyor, savuruyor, bardağı yere atıyor, telefonu yere atıyor, orayı tekmeliyor, küfürler savuruyor falan. Herkes bir tarafa kaçıyor, korkuyor çocuklar, siniyor bir tarafa, baban geliyor, kaç. Bir de böyle evler var değil mi? Biri cennet bahçesi, diğeri cehennem çukuru. Gelin şu evimizi cennet bahçesine çevirmek için 8 altın kural var. Onu biz sizle sayalım, paylaşalım. 1. Saraya layık kedi sokakta kalmaz. Kendimiz ve evladımızı iyi yetiştireceğiz. İyi yetiştireceğiz. İnsanı insan yapan elbisesi değildir. Kılık kıyafeti değil, parası değil, evi değil, arabası değil. Nice evi var, arabası var, kılık kıyafeti güzel ama içinde insan yok. İçinde canavar var. İçinde çaresizler var, içinde hastalar var, ruh hastaları var. Onun için insan kaliteli olacak. Kaliteli insan için dört tane şifremiz var. Kaliteli insan için 4 şifremiz var. Böyle yazabilir miyim? Görebiliyor musunuz? Çevireyim mi arkadaşlar? Çevirebilirsiniz. 4 şeye dikkat edersek kaliteli oluruz. Saraya layık oluruz. 4 şey. 1, 2, 3, 4. Mikrofonu alayım. Bakalım. Evdeki huzur için. İşte bak sende mi mikrofon? Gel, getir canım, getir. Soralım bakalım. Evdeki huzur için, kaliteli bir yuva için öncelikle bizde olması gereken nedir? Saygı, sevgi, bu kardeşimize ver bakalım. Hocam karşılıklı saygı, sevgiler en önemli olan. Saygı, benim için güvendir. Sevgi. Evet. Karşılıklı saygı, sevgi olursa. Kocanın birbirine olan güveni. Güveni. Evet. Başka? Başka cevap verecek var mı? Bu kardeşimize verelim. Evde? Sadakat bence. Sadakat. Evet, çok ne demek önemli. Sadakat? Yani eşlerin birbirine sadakat, yani güven. Güvenmesi. Güvenmesi, evet. Sadakat. Siz de söyleyin. Hoşgörü hocam. Hoşgörü. Evet. Hoşgörü, sadakat. Benim birinci maddem. Birinci maddem. Sadakat değildi ama 4'ün içinde var sadakat. 4'ün içinde sadakat var. Hani şimdi buluyorlar ya yarışmalarda falan. Sadakat burada. Kaç puan? Bunlar efendim daha yüksek olsun.
Sadakat çok önemli. Karşılıklı güven, birbirine layık olacaklar. İkincisi ne olabilir? He? Sabır ve metanet. Bende o üçüncü. Sabır ve metanet. Sabırı biliyoruz. Metanet nedir? Metanet dayanmaktır. Tahammül etmektir. Hemen yıkılmamaktır. Hemen vazgeçmemektir. Biraz sağlam olacaksın. Güçlü olacaksın. Çıt kırıldım olmayacaksın. Hemen darılmayacaksın. Değil mi? Güçlü olacaksın. Güçlü olacaksın. Metanet. Birincisi ne biliyor musunuz? Kanaat, kanaat. Kanaat. Kanaat olmadan kimseyi memnun edemezsin. Komşunun var. Onlar şunu aldılar. Bunu aldılar. Ben sana işte efendim şöyle yapacağım. Çocuğumu en iyi yerde okutacağım. Daha çok kazanmam lazım. Daha çok şey yapmam lazım. Bu sefer kanaat etmeyince de harama, erkek harama, kadın da isyana sebep oluyor. Erkek harama gidiyor. Kadın diyor ki al. Nereden alacak adam? Maaşı belli. Bu sefer ne yapıyor? Haramdan rüşvet alayım, faiz alayım, kredi çekeyim, kandırayım. Kanaat. İkincisi ne olabilir? İkincisi ne istersiniz? Saygı, sadakat, sabır, metanetin içinde var. Ne olmalı? İkinci, evliliği ayakta tutmak için. Huzur, sevgi. Güçlü mü hocam? Efendim? Güçlü. Evet. Bu da cesaret olmalı. Bak, cesaret olmadığı için gençler evlenemiyor. Başıma neler gelir? Cesur olun ya. Cesur olmayan hayatta başarılı olabilir mi? Olamaz. Bu dört tane ilaç bizim evimizin huzur için çok önemli. Evet. İkinci maddemiz, evlenirken herkes dengini bulacak. Yetişme tarzı, kültürü, inancı birbirine benzeyecek. Bu çok önemli. Üçüncüsü, ağılda oğlak kuzulasa Mevla çayırda ot bitirir, rızık endişesi taşımayacaksın. Korkmayacaksın. Allah rızkını verecek. Onun için dördüncüsü, harama bulaşmayacaksın. Az olan helal, çok olan haramdan hayırlıdır. Haramla kazanırsan evde huzur kalmaz. Helalinden az olursa huzurlu olursun. Belki eskiden şöyle derlerdi, soğan ekmek yersin ama sendeki tat, huzur kimsede olmaz. Değil mi? Sohbetimiz çok olsun, neşemiz bol olsun. Evde neşeli olacaksın. Dışarıda sana kızdılar, bağırdılar, çağırdılar, iftira ettiler, yalan söylediler, seninle uğraştılar, sana kuyunu kazdılar falan. Ama evime geliyorum. Ben eve gelirken torunlar kucağıma atlayacak. Eşim güler yüzle karşılayacak. Herkes babamız geldi diye sevinecek. Annemiz geldi diye sevinecek. Bir huzur olacak değil mi? Selamun aleyküm diye bir geleceksin. Aleyküm selam, hoş geldin, nasılsın? Karnın aç mı, ne istersin? Bak gel otur, bir dinlen bakalım falan. Günün nasıl geçti? Böyle bir ev. İnsandaki yorgunluğu alır gider. Dünya gelse onu yıkamaz. Gönül almasını bileceğiz, sürprizler yapacağız. Eşimize, çocuklarımıza sürprizlerle geleceğiz. Ufacık da olsa bir sürpriz ya. İnsan hediyeden hoşlanıyor değil mi? Ya biz bile hediye veriyoruz burada. Şifreyle hediye veriyoruz. Ağzımız dualı olsun. Şükrümüz çok olsun. Bol olsun. Şükredersek, hadi hep beraber şükürler olsun diyelim. Şükürler olsun. Bize ne oldu biliyor musun? Şükürler olsun deyince. Alimlerden biri diyor ki, şükürler olsun dediğimde Allah-u Teala'nın bir rızık gönderdiğini düşünürüm. Çünkü Allah garanti veriyor. Le'in şekertum le'ezidennekum. Siz şükrederseniz ben artırırım diyor Allah-u Teala. Sağlığımıza şükürler olsun. Devletimize şükürler olsun, milletimize şükürler olsun, imanımıza şükürler olsun. Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu Rabbimize şükürler olsun.
bir barınacak evimiz var şükürler olsun. Karnımızı doyuracak bir efendim gelirimiz var şükürler olsun. Bunlarla bunları bilmezsen hep açıklara bakarsan sürekli yani her şey sende eksik. Açıktan kastım o. Yani cep cüzdandaki açığa bakarsan mutlu olamazsın ki. Sürekli borcunu düşünüyorsun. Sürekli efendim eksikleri düşünüyorsun. Evimi yenilemem lazım. Arabamı yenilemem lazım. Onun gibi olmam lazım. Onun gibi. Tamam olacaksın. Çalış. Ve en leyselil insan illa masa. Çalışmak çok kıymetli. Ama bir taraftan da şükredeceksin. Şükrettin mi Allah-u Teala artırıyor. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Gizli ajandan olmasın. O içinde bak ne de var? Sadakat da var. Güvenmek için birbirimize gizli ajandamız olmayacak. Yüzüne gülüyorsun, arkasından kuyusunu kazıyorsun. Hayır öyle değil. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Ben hep şu misali veriyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Oğluyla yan yana oturuyor kayınvalidesi, gelinin. Gelinle diyor ki, kızım diyor, Allah senin gibi bir gelini bize nasip etmiş diyor. Ne kadar güzelsin, ne kadar iyisin diyor. Hadi git bir çay doldur bize diyor, çay yap. Ben oğlanla iki laf edeyim diyor. Gelin gidiyor mutfağa, anası oğlunun kulağına, buna çok yüz verdin tepemize çıkıyor diyor. Ya. Gelin bunu duyunca şaşırıyor. Şaşırıyor. Alıyor çayı, tepsiyi getiriyor. Buyur anneciğim diyor. İçinden seni gebertecek. Yani niye? Çünkü arkasından konuştu. Oğluna şikayet etti. Yuva yıkılmaya başlıyor. Çatırdamaya başladı. Bu yuva bir daha kolay kolay tutmaz. Bu anne oğluyla bir daha yan yana gelmesin diye gelin uğraşacaktır. Kocamla anası yan yana gelmesin. Çünkü onu fitliyor o. Ana da tam tersine oğluyla, oğluna şikayet etmek için fırsat kolluyor. Böyle yuva olur mu? Sorarsan kayınvalide, ben onların iyiliğini istiyorum. Hiç de iyiliğini istemiyorsun. Karışma. Hayat onların. Sadece iki tarafı da doğruyu söyle. Yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazma. Beğenmediğini söyleseydin daha mertçe davranırdın. Değil mi? İşte bunlar yuvayı yıkıyor. Araya birisi bir fit sokuyor. Bir sülalenin içerisinde bir tane kadın ya da bir tane erkek bir laf yapıyor. Bütün sülaleyi birbirine düşman ediyor. Yazık, yazık. Yuvalar bu yüzden yıkılıyor sevgili kardeşim. Onlara da karşı sağlam olmak için bu dört madde lazım bizde. Yıkılmayacağız, ayakta duracağız. Eşler birbirine sağlam destek çıkacaklar. Evet, mutlu bir yuvayı en güzel Resul Efendimizin hanesinde görüyoruz. Hazreti Ayşe annemizle olan evliliği, ona olan aşkı, muhabbeti bize harika bir örnek sunuyor. Biraz sonra Hazreti Ayşe annemizi anlatacağım. Ama telefon bekliyor, telefonları alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Değerli hocam, hepinize hayırlı sabırlar diliyorum. Allah razı olsun. Dinliyoruz, buyurun. Hocam, size üç tane ses mi gidiyor arkadaşlar? Bizi duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Buyurun, sorunuzu alalım. Hocam, ben kendileri evet, ses gidiyor. Telefonda bir problem var. Sonra tekrar bağlarsınız. Size de selamları var arkadaşlar. Peki. WhatsApp'tan alalım. Selamünaleyküm hocam. İyi yayınlar. Size bir sorum olacaktı. Annem 50 yaşında kanser hastası. En az 5 yıl boyunca ilaç kullanması gerekiyor. Bu ilaçtan dolayı oruç tutamıyor. Her yıl fitresi mi versin yoksa sonradan oruç mu tutsun? Teşekkür ederim. Bu kanser hastasının tutma imkanı daha zor. Her sene de zorlaşıyor zaten. Onun için imkanı varsa fityesini verecek. Bu sene bir günün
fidyesi bir günlük fitre miktarı 130 liradır. 130 liradan hesap edecek en azı 130. 150'den verebilir, 200'den verebilir. 30 gün fidyesini fakirlere dağıtacak. 30 fakire de verebilir. Onu 3 kişiye, 5 kişiye de verebilir. Diğer WhatsApp'ı da alalım. Hocam iyi günler. Eşim kalın bağırsak kanseri. Yanımda beraber, benimle beraber kıl diyorum, kılmıyor. Çok söylüyorum, günaha giriyor muyum? Beni bilgilendirebilir misiniz? Evet, insanlarda rahatsızlık da bir imtihandır. Bu rahatsızlığa sabreden ve bu hastalıklarda herhangi bir şekilde cefa gören insanlar sevabını alıyorlar. Şimdi ben hasta oldum diye her şeyimi bırakacaksınız. Daha çok sarılmanız lazım. Ahirete gidiyorsun. Bu dünya geçiciydi. Bak, hastalık da geldi. Sana bir hatırlatmada bulundu. Ey insanoğlu, sapasağlamdın. Hastalık başladı. Yarın bir gün buradan gideceksin. O zaman namaza devam. Oruca devam. Eşin hatırlatıyor. Daha ne istiyorsun? Böyle bir de hayırlı eşin var. Hatırlat kardeşim. Hatırlatmakta fayda var diyor Cenab-ı Hak. Ve ehlinizi, ailenizi cehennemden koruyun diyor ayet-i kerimede. Ve enzir aşiretekel akrabin. Akrabalarınızı uyarın. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelince, ey Kureyş ehli, ey Haşimoğulları, ben Allah'ın Resulüyüm. Ama ahireti kazanmak için çalışın. Gayret edin. Güzel insan olun. Hemen Peygamberimiz akrabalarını uyardı. Bu doğru yapıyor. Gerçekten de uyarmamız gerekir. Uyarmazsak, canım tutmazsa tutmaz, kılmazsa kılmasın, günah işlerse işlesin. Buna rıza göstermekte ortak oluyorsun, suçlu oluyorsun. Emri bil maruf, nehyi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak da vazifemizdir efendim. Evet, Hazreti Ayşe annemizle ilgili şunu hemen söyleyeyim, reklam arası gelmiş ama önce Arafat'ta dualarımız, Arafat'taki görüşmelerimiz var. Umre'den Arafat görüntüleriyle karşınızdayız. Sonra da Hazreti Ayşe'yi anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arafat buluşma yeri, tanışma yeri, güzel koku, bilmek, tanımak anlamlarına geliyor. Gerek Adem Aleyhisselam için Havva annemizle buluştuğu nokta, gerekse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile ashabının son olarak buluştuğu nokta denebilir. Arafat'ta Cebel-i Rahme'nin eteklerindeyiz. Burada veda haccında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 100.000'e yakın ashabı ile buluştu. Hacca Hicaz bölgesinin dört bir tarafından Müslüman olan kabileler, Müslüman olan kasabalar, köyler akın akın Arafat'a geldiler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile burada öğle namazını ikindi namazıyla cem ederek Nemire Mescidinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlara namaz kıldırdı. Cemi takdim ve kısaltmak suretiyle, ikişer rekat suretiyle ve sonra da vakfe yapmak üzere hemen yanı başında olduğumuz Rahmet Tepesi'ne, Cebeli Rahmet'e geldi. İkindiye kadar vakfe yaptı. Akşam üzeri namazı Müzdelife'de kılmak üzere ashabıyla birlikte yola çıktı. Develerle geldiler, atlarla geldiler, kervanlarla geldiler, yaya olarak geldiler ve bütün bu alan o zamanda doldu. Allah Resulüne sordular, hac nedir ya Resulallah? El haccu arafe. Hac Arafat'tır. Hac Arafat'tır, hac Arafat'tır. Arafat olmadan hac olmaz. Arafat'ta vakfe yapmadan Zilhicce'nin 9'unda hacı olunamaz. O yüzden haccın en büyük rüknü
Arafat'tır. Haccın bir farzı dışındaki şartı vardır, ihram. Üç farzdan biri ihramdır, şarttır. İki de rüknü vardır, biri Arafat vakfesidir. Diğeri de tavaftır, Kabe'yi tavaftır. Bu ikisinden Arafat'ta vakfe durmayan kimse hacı olamaz. Bu kadar mukaddes ve ibadet bakımından da çok önemli bir yeri olan Arafat'tayız. Arafat mahşerdir. Arafat mahşer günü hesaba çekilme yeridir. Arafat bütün renklerin, dillerin, ırkların buluşma noktasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meşhur veda hutbede 114.000'de var. Cebeli Rahmen'in gördüğümüz o tepenin başında 114.000 sahabisine burada veda hutbesini okumuştur. Veda hutbesi 4 aşamadan oluşmuştur. Biri Arafat'ta hutbesi, diğeri Müzdelife hutbesi, diğeri Mina hutbesi, diğeri de Mekke'de Kabe'nin yanında okuduğu hutbedir. Dinin tamam olduğu El yevme ekmeltü leküm dinekum ayetinin de inzal olduğu son zamanlardaki en son mesajlar Arafat'ta verilmiştir. Hazreti Ömer bu ayet için diyor ki, bir Yahudi kendisine eğer bu ayet inseydi bize, biz bu ayetin indiği gün bayram ilan ederdik. Hazreti Ömer diyor ki, ey Yahudi sen ne sanıyorsun? Bu ayet Arafat'ta indi. Cuma günü indi. Dolayısıyla biz Cuma'yı da Arafat'ı da zaten bayram olarak kutluyoruz. Demek ki Maide suresindeki bu ayet burada nazil oldu. Bugün sizin dininizi tamam erdirdim ve din olarak da İslam'ı seçtim, İslam'dan razı oldum buyurmuş. Bundan sonra La ilahe illallah diyen ve İslam'dan, peygamberden haberdar olan her insanın Muhammedur Resulullah diyerek kelime-i şehadeti getirmesi gerekir. Bize ne mutlu ki Resulullah aleyhissalatu vesselamın veda haccında bulunduğu, veda hutbesini okuduğu ve aradan 1400 yıllar geçmesine rağmen, hicretten bu yana 1445-46 yıl geçmesine rağmen ve biz aynı noktada, aynı heyecanla, sanki Resulullah Efendimiz oradan bize hutbe okuyacakmış gibi aynı aşkla bu yerde bulunuyoruz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Ey insanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Ne Arap'ın Acem'e, ne Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadandır. İnsanları ırkından dolayı, renginden dolayı, lisanından dolayı, teninden dolayı ayrıma tabi tutmak 1400 sene önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ortadan kaldırdığı bir şirk kalıntısıdır. Bugün Müslümanlar ulusçuluk adına parça parça edilmişler ve bu yüzden birbirini asla sevemez duruma getirilmişler. Avrupa Hristiyan kulüpleri bütün sınırları kaldırmışken, bütün pasaportları tek pasaport yapmışken, İslam dünyasında bir kapıdan diğerine gidebilmek için günlerce, saatlerce uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ve her birimiz bir başka millete, bir başka ırka bahaneler üreterek, onu irrite ederek, kardeş saymayarak, kendimizi en üstün sayarak bu oyuna geliyor ve bir araya gelmekte zorlanıyoruz. İşte Arafat tanışma yeridir, taarruftur, buluşma yeridir. Allah sizi kabile kabile, soy soy, boy boy yarattı ki tanışasınız ve tanıyasınız birbirinizi. Tanışasınız ve de tanıyasınız. Bütün insanlar birbirine benzese bile Cenab-ı Hak herkesin parmak ucundaki parmak izini farklı yaratmış. Dünyada hiçbir insanın parmak izi diğerine benzemez. Kopyalanması mümkün değil. Allah da tam oradan bize kalbimizden yakalayarak diyor ki, öyle mi?
biz insanı tekrar parmak iziyle tekrar yaratacağız. Aynısı. Diğer bir mesaj. Faizin her türlüsü artık haramdır. Ve benim ilk kaldırdığım faizde amcam Abbas'ın faizidir. Faiz sanki insanlara işkence eder gibi, eziyet eder gibi insanlardan zorla para almaktır. Hakkını gasp etmektir. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasını sağlayan çıkarcı bir sistemdir. Bu şu andaki yeryüzündeki zulüm çarkı faizli sistem sayesinde devam ediyor. Diğer bir mesaj, hanımlar Allah'ın size bir emanetidir. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakkı vardır. Kadınların erkekler üzerinde hakkı vardır. İnsanların en hayırlısı ailesine en hayırlı olanlardır buyuruyor. Hanımlar Allah'ın size bir emanetidir. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakkı vardır. Kadınların erkekler üzerinde hakkı vardır. İnsanların en hayırlısı ailesine en hayırlı olanlardır buyuruyor. Erkek çocuk dünyaya geldiğinde sevinir, kız çocuk dünyaya geldiğinde ise üzülürlerdi, suratlarını ekşitirlerdi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Sahabeden biri şöyle anlattı bir gün Resulullah'a, ya Resulallah, 2 yaşında bir kız çocuğum vardı, gömmeyi düşünüyordum, henüz gömememiştim. Bir gün arkadaşlarım geldi, onlarla sohbet ederken kız çocuğu da çıktı geldi yanımıza oturdu. Dizlerimin dibinde oynamaya başladı. Yerin dibine girdim, utandım kız çocuğunu gömmemiş diye beni ayıpladıklarını, içinden geçirdiklerini okuyordum. Müsaade istedim onlardan. Yavrucağızın elinden tuttum, evin arkasındaki kuyuya götürdüm. Kuyunun başında kızımı kendi elimle kuyuya attım. Çocuk feryadı figan ederken geldim, hiçbir şey olmamış gibi gene oturdum orada, sohbete devam ettim. Sen geldin de bize kızların da insan olduğunu öğrettin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağladı, bir daha anlat dedi. Bir daha anlattı, bir daha gözyaşı döktü. Kendisi ne yaptı? Zeynep'in kızı Ümame'yi, 2 yaşındaki kız çocuğunu omzuna aldı. Mescid-i Nebevi'ye geldi, camide insanlara, cemaata torunu omzunda namaz kıldırdı. Cennette havzımın başına bazı insanlar getirilecek. Ben ise onlardan uzak olacağım, havzımı almayacağım. Onlar benden sonra Müslüman kanı dökenlerdir. Müslümanı Müslümana düşüren, Müslümanı Müslümana kırdıranlardır. Kim kendi ırkını öne çıkarıyorsa, kim kendi mezhebini öne çıkarıyorsa, kim erkeklik ya da kadınlık tarafından kendini öne çıkarıyorsa, kim farklılığını öne çıkararak Müslüman alemini bölmek istiyorsa bizden değildir. Bir insanın kendi milletini sevmesi ırkçılık değildir. Bunu karıştırmayalım. Milletimizi seveceğiz. Memleketimizi seveceğiz. Memleketimizde hizmet eden insanları seveceğiz. Vatan için, bayrak için şehit düşen şehitlerimizi seveceğiz. Onları unutmayacağız, anacağız. Her zaman bağrımızda taşıyacağız. Ancak bunu bir bölünme, bunu bir üstünlük vazifesi saymayacağız. Ve şu anda bütün dünya, Müslümanların gözü Türkiye'dedir. Vatanımızdadır. Türkiye düşerse İslam dünyası düşecek durumdadır. Türkiye ayağa kalkarsa İslam dünyası ayağa kalkacaktır. Bunu ben söylemiyorum. Dünyanın neresine gidersek gidelim, oradaki Müslüman kardeşimiz söylüyor. İstanbul'dan geldiğimizi söylediğimizde, Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde, sarılmışsa bir daha sarılıyor. Çünkü onlar bizim kıymetimizi biliyorlar. Biz de kendi kıymetimizi bileceğiz. Bu ırkçılık değildir. Bu vazifenin idrakinde olmaktır. Bu sorumluluğu bilmektir. Bu sorumlulukla burada da üzerimize düşeni yapmamız lazım. Gerek umreye geldiğimizde, gerek haçta, burası tanışma yeridir. Selam vereceksiniz, selamsız geçmeyeceksiniz. Sizi seviyoruz
Pakistan, sizi seviyoruz. Endonezya, sizi seviyoruz. Malezya, sizi seviyoruz. Mısır, sizi seviyoruz dersek neyimiz eksilir? Bunu yapmamız lazım. Cenab-ı Hak gönüllerimizi birleştirsin. Kalplerimizi birleştirsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cebeli Rahme'de vakfa yaptı ve dua etti. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Akhirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Gelinini kızın gibi bil. El kızı gelip oğlumu elimden aldı deme. Gelinine annelik yap. Kusur bulmak için çalışma. Çok da nasihat etme. Kendini sevdir, gerisi gelir. Başkalarının gelinin hakkında getirdiği dedikodulara inanma. Yapabileceğin basit işleri kendin yap. Gelininden bekleme. Eskiyle de kıyaslama. Gelininden gizli oğlunla konuşma. Bunlar damadın annesine. Gelinin annesine kızını savunma. O şikayete geldiği zaman hemen feryat etme. Damadının iyiliklerini başkasına da anlat. Aşırı şekilde kızının evine gitme. Ancak torunların olduğunda da yardımsız bırakma. İhtiyacı olduğunda hep yanında ol. Kızında ve torunlarında damadın, anne babasının ve ailesinin hakkı olduğunu unutma. Kızımlarını akraba bil, onların hatırını üstün tut. Damadını oğlun bil, onu da ara, zaman zaman hatırını sor. Bunlara dikkat edersek ufak gibi görünüyor ama eşler arasında, yuvada sağlam bir kale gibi duvar örmüş olur. Yıkılmaz, kolay kolay yıkılmaz. Allah yuvalarımıza bolluk bereket versin. Huzur versin. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes bin Malik'e öyle bir dua yaptı ki malının sayısı haddi hesabı yoktu. Evladının sayısının haddi hesabı yoktu. Bereket duası yaptı ona. Şimdi o duayı beraber yapalım. Geçim ve bolluk duası ve bu dua inşallah Rabbim hepimize nasip eylesin. Duanın bereketini Ramazan'ın bereketiyle birleştirsin de dualarımızı kabul eylesin. Allahümme eksir mali ve veledi ve barikli fîmâ atayteni. Allah'ım malımı ve evladımı bereketleyle. Bana verdiğin her türlü nimeti bereketiyle ver ya Rabbi. Allah dualarımızı kabul eylesin. Telefonumuzu alacağım. Sonra Hazreti Ayşe'yi inşallah o güzeller güzeli. Resulü Efendimizin en sevgilisi Hümeyra'sı. Aiş derdi ona. Uveş derdi ona. Kısaltarak söylerdi ismini ve son nefesini de onun dizinde verdi. Çok sevdiği eşi Hazreti Ayşe'yi bugün size biraz anlatmaya çalışacağım inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar, hayırlı sahurlar hocam. Allah razı olsun. Kendinden kucak dolusu sevgilerle hocam. Ve aleyküm selam. Çok memnun olduk Hakkari'ye. Buradan bizden de kucaklar dolusu selam olsun. Size
Size ve konuklarınıza hocam, sanatçılarınıza kucak dolusu selamlar Hakkari'den hocam. Allah razı olsun Erdal Bey. Buyurun efendim. Hocam bir sorum var annemle ilgili. O da şu an yanımda. Annem 94 yaşında. Hay maşallah. Hala oruç tutuyor. Oruç bir Ramazan boyu. Evet evet bir Ramazan boyu. Ramazan sonrası fitrelerini de veriyoruz ama gene tutuyor. Ama her iftardan sonra başım ağrıyor. İşte rahatsızlanıyor. Bir türlü ikna edemiyoruz oruçlarımızla. Bana bir kalem de yollar. Bir kalem de bana yollar. Allahu Ekber. Bir kalem. Bak kalemli. Bir tafa hadiyim. Evet. Bir de kalem istiyor sizden eğer. Anacığım. Ellerinden öperim. Ben seni güzeli öpeyim. Allah razı olsun. Bak bu kalemli Kur'an, senin bu kalemli Kur'an geliyor. Allah razı olsun. Siz Hakkari'den aradınız gecenin bu saatinde 94 yaşında. Anamız hem oruç. Bütün programlarınızı izliyor. Hiçbir programımızı kaçırmıyor. Evet, analar öyle bizi izlerler, anneler bizi seviyor biliyoruz biz de. Bir sefer hacıyım, bir sefer emre getirdim, bir sefer hacı. Allah kabul etsin. Ama oğlun diyor ki, anam diyor, hep diyor oruç tutuyor diyor, fitresini verdiğimiz halde orucu bırakmıyor diyor. Her ben Ramazan. Ben bırakmıyorum. Kendinizi ay, deneyeceksiniz. Tutabiliyorsa üzerine gitmeyin. Tutsun 94 yaş. Benim bir oğlan sana hacaya gelmiş, ölmüş. Haçta mı öldü? Yok, buraya geldim, buraya öldü. Haçtan sonra vefat etti hocam. Haçtan sonra. Evet hocam, sizin sözünüzü dinliyor. Bir türlü ikna edemiyoruz. Çünkü sağlığı da çok iyi değil. Abi ben oruç tutana ne diyeyim yani şimdi? Allah'ın yolunda oruç tutuyor. İnşallah Rabbim güç kuvvet versin. Ancak doktorlar ısrarla tutma diyorsa gerçekten çok hasta oluyorsa, anacığıma ben şunu söylerim. Benim anam da, Allah uzun ömür versin, yüksek tansiyonu vardı, şekeri vardı ama oruçtan vazgeçmedi. O da 86-87 yaşında. Fakat Allah, şöyle Allah. Hani bu yolda öleyim diyor, düşünüyor da, bu yolda öleyim diye düşünüyorsunuz da ölmeyince el ayağa düşmek kötü oluyor. Felç geldi anneme, biliyorsunuz bu yıllar, 2-3 sene önce dua ettirdim hepinize. Düzeldi. Ondan sonra bir kalça kırığı oldu. Yine şeyle yürüyor, bu koltuk değnekleriyle. Kendi işini aşağı yukarı görebiliyor hamdolsun. Yani bir bakıcıyla beraber götürüyor. Şimdi yatağa mahkum olursan anacığım daha zor olur. O yüzden doktorları dinlersen iyi olur. Oldu mu? Oldu hocam. Fidyesini oldu. Verirsin, parasını verirsin. Şekerim o, şeker. Olur hocam. Şeker. Bir sorum daha. Sen şeker hocam. Gibisin. Kur'an-ı Kerim geliyor sana inşallah. Allah bir sağlık, Allah afiyet versin. Bize dua et. Türkiye'ye Allah dua et. Senin duaların kabuldür inşallah. Amin inşallah. Buyurun. Hocam, bir sorum daha var hocam. Diğer soru. Hocam bankalar, demin sizin o faizlerle ilgili şeyinizi dinledik de, bankalardan kredi kullanıyoruz. Veda hutbesi. Evet. Evet hocam, bununla ilgili de bir vatfanız var mı? Yani kullandığımız kredi günah mı hocam? Faizli banka, doğrudan faizli banka, herhangi bir devlet teşviki olmadan siz gidip oradan faiziyle kredi alıyorsanız, o da zaten gerçekten haram kılınan faiz odur. Riba dediğimiz şey odur. Onlar insanların kanlarını vampir gibi emiyor ve iktisadı alt üst ediyor. Zengini daha zengin, Karun gibi yapıyor. Fakiri daha çok eziyor. Bu Yahudi sistemi, Siyonist sistem böyle dünyaya hakim olmuş zaten. Namazı hiç geçmesin. Davli namazı kıl. Allah razı olsun. Namazımızı da kılalım, orucumuzu da tutalım inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Size Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar şimdiden hocam. Sağ olun efendim. Diğer bir telefonumuz varmış. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı geceler. Melek Hanım Mersin'den arıyor. Mersin'den sevgiler, saygılar hocam. Allah razı olsun. Bizden de Mersin'e sevgi ve saygılar, hürmetler. Buyurun. Ne zamandır sizi arıyordum, düşürdüm. Bugün nasip. İlkler arıyor hep böyle.
Epeydir arayanlar ilk defa düşürüyor. Buyurun. İyi misiniz hocam? Şükürler olsun Rabbimize, hamdolsun. Sizler de sağlık, afiyet diliyorum. Adem hocamıza, Hüseyin hocamıza, ekibine, Emre ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Burada geceleriniz, evlerinizde sahur vakti, Kanal 7 sahur vakti inşallah huzur veriyordur. İnşallah sizlere efendim güzel bilgiler veriyoruz. Vermeye çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyor. Buyurun. Hocam benim eşim oruç tutmuyor da fidyesi ne kadar verelim? Hasta mı? Rahatsız mı? Tutamıyor. Tutmak istemiyor. Tutmak istemiyor. Tutamıyorsa evet. 130 liradan hesap edecek ama tutması gereken bir insan tutmuyorsa günaha giriyor. Bunu fidyeyle kurtaramaz. Ama ne olur en azından siz onun yerine vermek istiyorsunuz. 130 lira evet. Bir günlük fidyesi. 30'la çarptığınızda bir Ramazan'ın fitresi ne yapıyor? 3900 lira. Yaklaşık 4000 lira bir aylık fidyesini vermeniz gerekir kardeşim. Başka soru var mı? Var sorum hocam. Buyurun. Mesela biz öldükten sonra hocam, benim çocuğum yok, Kur'an okuyorum ben. Evet. Yani bir sevabı oluyor mu öldükten sonra, onu merak ettim. Çocuğunuz yok, niye sevap olmasın çocuk yok diye? Yani arkamdan okuyan falan olur mu? Sizin arkanızdan okuyamazsa. Yaptığınız evet. Her hayırlı iş devam ettiği sürece sevap gelecek. Mesela sadakayı cariye. Bir çeşme yaptırırsınız, bir su kuyusu açtırırsınız, bir efendim ilim talebelerine yardım eder, bir bina yaptırırsınız, cami yaptırırsınız, okul yaptırırsınız, bu sevap gelir. Bakın İstanbul'da bir sürü sultanların, yani, padişahların, değil mi, hanımlarının, kızlarının yaptırdığı camiler var, hala ayakta. Allah onlardan razı olsun. Hepsine sevap gidiyor. Amin inşallah. Hepsine. Sadaka-i cariye ile devam eder inşallah. Amel defteriniz kapanmaz. Hocam bir de kaleminizden yollayabilir misiniz bana? Kalemden Hakkari'ye gitti bugün bir tane. Bugün gitti. Artık inşallah şifreleri bilenler arasına katılırsanız nasibiniz varsa çıkar. Tekrar söz veremiyorum. Çünkü kontenjanı aşıyoruz fazla. Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Sağ ol hocam. İnşallah. İyi sahurlar. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Hazreti Ayşe annemiz çok zeki bir hanımefendiydi. Babası Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, annesi Ümmü Ruman, kardeşi Abdullah, Esma, Abdurrahman, Muhammed. Kardeşlerinden Esma kendisinden 10 yaş büyüktü. Hicret esnasında Peygamber Efendimiz'e kuşağını çıkarıp ikiye böldüğünden Zatun Nikateyn ünvanını alan Esma Hazreti Ayşe'nin ablasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicrete giderken Hazreti Ayşe ile nişanlandı. Hicretten sonra Hazreti Ayşe ikinci yılda Medine'de Resul Efendimiz'le dünya evine girdi. Çok zeki bir kadındı. Ve bize pek çok hadisi şerifler, ilimler Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan sonra Hazreti Ayşe'den geldi. Pek çok fıkıh bilgisi, hanımlarla ilgili hususlar Hazreti Ayşe'den geldi. Onlara Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ümmül Müminat, müminlerin anneleri, Ümmahatül Müminin, müminlerin anneleri sıfatını verdi. Peygamber Efendimiz'in eşleri bizim annelerimizdir. Allah onlara sizin anneniz diyerek hitap etti. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe. Kader, takdir, imtihan. Peygamber Efendimiz de pek çok sefere katıldı. Hudeybiye'ye katıldı. Savaşlara katıldı. Bunlardan biri de Beni Mustalik gazvesiydi. Bu gazvede uyuyakaldı. Hevdeç dedikleri devenin üzerindeki kafeste Hazreti Ayşe'yi yükledik zannettiler. Mola yerinden devam ettiler. Hazreti Ayşe'yi orada unuttular. Gerdanlığını aramaya gitmişti. Bir de baktı ki peygamber ve ordusu Medine tarafına gitmiş.
arkadan koşturdu fakat yetişemedi. Arkadan gelen her seferde, her ordunun gidişinde arkadan artçı olarak gelen Saffan bin Muattal isimli bir insan, sahabi Hazreti Ayşe'yi görünce inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ey müminlerin annesi, senin burada ne işin var? Beni burada unuttular. Koşarak yetiştirdi orduya. Münafıklar dedikodu yaptılar. Hazreti Ayşe geri kaldı Saffan'la beraber diye ve müminlerin imtihanı başladı. Hazreti Ayşe'nin hiçbir şeyden haberi yoktu. Mıstah ve annesi Hazreti Ayşe'ye yardım edenlerdendi. Hazreti Ayşe'yi gece tuvalete götürürken Mıstah'ın annesi, Hazreti Ayşe'nin yanında Mıstah'ın annesinin ayağı taşa çarpınca Allah Mıstah'ı kahretsin dedi. Oğluna niye beddua ediyorsun deyince dedi ki Mıstah'ın senin hakkında dediklerini duymadın mı? Ne varmış, bende ne varmış? E sen dedikoduyu duymadın mı ey Ayşe? Millet dedikodu ediyor senin hakkında. Peygamberin hanımı Saffan bin Muattal'la ordudan geri kaldı. Onunla beraber döndü. Günah işledi diye dedikodu ediyorlar. Hastalandı Hazreti Ayşe. Yatağa düştü. Allah'a güveniyordu. Nasıl ispat edecekti? Ve Resulullah Efendimiz Allah'tan vahiy bekledi. Ey Ayşe, böyle bir günah işlediysen Allah'a tövbe et. Allah tövbeleri kabul edicidir. Ama işlemediysen bil ki Allah senin hakkında gerçeği bildirecektir. Ayşe annemiz üzülerek Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ümmü Ruma'nın yanına, annesinin babasının yanına gitti. Duydunuz mu siz benim hakkımda denileni? Duyduk. İnandınız mı? Hayır, inanmadık ama kimsenin ağzını tutamıyoruz. Resulü Efendimiz eskisi kadar bana yakınlık göstermiyor. Acaba o da mı şüphe ediyor benden? Bir ay beklendi ve insanlar birbirine girdiler. Münafıklar bu işi sürekli kaşıdılar. Hazreti Ayşe'ye iftira ettiler. Ve bir ay sonra Nur suresinden ayetler indi. Siz bir kadına iftira edildiğinde onu temize çıkarmak, o bunu yapmaz demek durumunda değil miydiniz? Nasıl inandınız? Bir kadına iftira etmek en büyük zulümdür, en büyük işkencedir, en büyük günahtır. Ayetler Hazreti Ayşe'yi temize çıkardı. Ve Resulullah Efendimiz müjde verdi Hazreti Ayşe'ye. Böyle bir imtihan geçirdi Peygamber Efendimiz. Buna ifk hadisesi deniyor. İfk olayı, yani iftira olayı. Allah Peygamber Efendimizin eşini bir ay sonra, herkes imtihan olduktan sonra temize çıkarmıştır. Hazreti Ayşe tertemiz bir kadındır. Ve Resulullah Efendimiz onun odasını istedi vefatı sırasında. Bütün eşlerinden izin aldı, Hazreti Ayşe'nin odasına yerleşti. Ve en ağır hastalığında iler refikül ala diyerek, la ilahe illallah diyerek, elinde misvakla beraber başı Hazreti Ayşe annemizin dizine düştü ve Rabbine kavuştu. Ve Hazreti Ayşe'nin odasına defnedildi. Şu anda Medine'de gidip Ravza'da ziyaret ettiğimiz Resul Efendimizin kabrinin bulunduğu yer Ayşe annemizin odasıydı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de oraya defnedildiler daha sonra. Kendi orayı istiyordu ama Hazreti Ömer hançerlenip şehit düşünce Hazreti Ömer'e vermek zorunda kaldı. Hicri 58 senesinde vefat etti. Hazreti Ali ile bu ifk hadisesinden kalma ufak bir kırgınlıkları vardı. Ve sonunda Cemel hadisesi denilen deve üzerinde Hazreti Ayşe'nin taraftarlarıyla Hazreti Ali taraftarları arasında bir olay vaki oldu. Onların içtihadı diyoruz biz. Onlar da insandır. Hata ederler. Melek değiller. Ama biz onların arasına girmiyoruz. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah o nesilden razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı oldular. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemize Allah rahmet eylesin. O şiir bilirdi. Fıkıh bilgisine sahipti. Hadis bilgisine çokça sahipti
ve Kur'an'ı çok iyi bilen bir hanımefendiydi. Biri yanlış bir şey söylediğinde ayetlerle cevap verirdi. Biri dedi ki, ölünün arkasından ağlanması sebebiyle kabirde ölü eziyet görür. Hazreti Ayşe bunu duyunca, ey falanca kişi, sen bilmez misin Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Estağfirullah. Ve la teziru vaziretun vizra uhra. Hiç kimse başkasının günahıyla günah yüklenmez. Dışarıda ağlayan adamın günahını ölü niye çeksin? Allah ayette böyle buyuruyor diyerek düzeltiyordu. Fakih kadınlar arasında Hazreti Ayşe annemizi biliyoruz. Ve cenazesini Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını o kıldırdı Hicri 58 senesinde. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu çok severdi. Ya Resulallah, beni ne kadar seviyorsun? İlk günkü gibi, ne kadar kördüğüm gibi seviyorum. Resul Efendimizin ona söylediği, seni kördüğüm gibi, açılamaz, açamazlar aramızı, bu kadar seviyorum diye. Ve Haliletu Resulillah, peygamberin sevgilisi diye meşhur olmuş bir annemiz Hazreti Ayşe. Türkiye'de, İslam dünyasında, kadınlar arasında en çok isimlerden biri de Ayşe'dir ve Zeynep'tir. Fatıma'dır. Onların isimlerini taşıyoruz. Ne güzel kadınlardır. Ne güzel yaşamışlar. Allah onların yolunda gitmeyi nasip eylesin diyorum. Evet. Dinmez
Günahı silen dua. Yüz günahı silen dua. Buhari'nin sahihinin dua bahsinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bu duayı 100 defa okursa 10 köle azat etmiş gibi sevap alır. 100 derece kazanır, 100 günahını siler ve o gün akşama kadar şeytanın şerrinden korunmuş olur. Sevapta da kendisi gibi bunu okuyandan başkası onu geçemez. Şunu söyledi Peygamber Efendimiz 100 defa, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala külli şeyin kadir. Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O'nun her şeye gücü yeter. Bir günde 100 defa söylemek mümkün mü? Mümkün. İnşallah bu duayı söylersek 100 günahımız silinir, 100 derece alırız. Rabbim bizlere bu imkanı ve bu sevapları almayı nasip eylesin. Amin. Günahlarımızı affeylesin. Telefon numaramız devam ediyor. Birbirinden yoğun ve ilgi ile telefonlar takip ediyoruz. Ancak bugün de gördünüz 5 sene bekleyen oluyor, 10 sene sonra düşüren oluyor. Haklarını bize helal etsinler. Çok sayıda telefonlar geliyor. Şu anda bizi dünyanın her tarafında izleyen kardeşlerimiz var. Dün Makedonya'ya selam göndermiştim. Bugün de İskeçe'ye selam olsun. Gümülcine'ye selam olsun. Şahinköy'e selam olsun. Kırcaali'ye selam olsun.
Varna'ya selam olsun. Efendim Sofya'ya selam olsun. Köstence'ye selam olsun. Bükreş'e selam olsun. Her yerde bizi izliyorlar. Ve gittiğimizde de ve bize Kanal 7'deki bu programları anlatıyorlar. Onları unutmuyoruz. Gönlümüz onlarla beraber. Balkanlara selam olsun efendim. Şimdi telefon hazır bekliyormuş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Muğla'dan Hanife, evet. Çakır hanımefendi arıyor. Buyurun. Evet hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı çok sağ olun. Kadar. Teşekkürler. Sizi hep izliyorum. Geçen sene de izliyordum. Allah razı olsun. Konuşmuştuk hatta. Tekrar düşürmek nasip ne oldu. Güzel. Bu Ramazan'da kavuştuk. Buyurun. Evet. Benim iki tane sorum var ama geçen seneden de bir alacağım var hocam. Hayırdır? Kur'an gönderecektiniz bana. Ben Kur'an istiyorum. Türkçe açıklamalı. Türkçe açıklamalı Kur'an kazandınız mı? Kazanmadım ama siz söz vermiştiniz. Ben söz verdim. Gelmedi mi? Gelmedi. Allahu Ekber. Özür dilerim. Arkadaşlar adına özür dilerim. Bizim her gün hocam, kayıt yapılıyor. Ramazan'ın son adreslere günü gidiyor. Evet, bazen gidip olabilir. Bulamamış olabilirler ama evet, hepsi gidiyor. Evet. Yani şu evet, anda arkadaşları çok buraya çağırsam adreslerinize baksalar belki de gönderildi diyecekler, bilemiyorum. Ama mutlaka bütün arkadaşlar, bak yıllardır gönderiyoruz hediyeyi. Bir iki kişi de böyle oldu. Birine adres bulunmadı, gitti geldi vesaire. Ama böyle arada olabiliyor. Kusurumuza bakmayın. Ama mutlaka gönderiliyor. Hatta şöyle yapalım bundan sonra. Sevgili izleyiciler, hediyenizi aldığınızda da arayın ne olur. Hediyem evet, geldi diye evet, teşekkür edin ki biz de mutlu olalım. Buyurun. Hemen gönderiyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi ki aradın, iyi ki düştü. Borçlu gitmeyelim. Sağ olun, Allah razı buyurun olsun. Ne demek? Hocam ben dizlerimden rahatsızım. Yani dizlerimi kıvırıp bükemiyorum, yere de koyamıyorum. Sandalyede namaz kılıyorum. Evet. Ama ayakta sandalyeye oturup kalkmakta sıkıntım yok. Mesela namazı kıraat üzere ayakta kılıp secdeye gideceğimde sandalyeye, büküyü ayakta yapıyorum. Secdeye gideceğimde sandalyeye oturarak yapıyorum. Bu doğru mudur? Sandalyeyle müştebayı bir alalım buraya. Müşteba gel oğlum. İzledim sizi. Evet. Onu izledim, Müşteba'nın namazını. Müşteba'ya dün ya da evvelki gün oturttuk böyle. Evet, evet. Oturduğu yerden başlattık. Ha. Şöyle evet, iki husus var burada. Birincisi, imayla namaz kılıyorsa diyor alimler, kitapların bir kısmı. İmayla namaz kılıyorsa ayağa kalkacakmış. İşte efendim secdeye gidecekmiş. Secdeye gidiyorsa diyor zaten ayakta başlasın, secdeye gitsin. Ama ima ile namaz kılıyorsa otursun, oturarak yapsın diyor. Bir görüş bu. Ama evet, şöyle bir genel kaide var. Siz oraya giriyorsunuz. Ne kadarına gücünüz yetiyorsa onu yapın. Ha. Gücünüz yetmediğinde oturun. Ha. Bu doğru. Ben de bunu söylüyorum. İşte evet, bak kalkalım şimdi ayağa. Ben ayakta okuyabiliyorum. Evet. Allahu Ekber. Sübhaneke'yi evet, okudum, Fatiha'yı okudum, hı hı, Zamm-ı Sure'yi okudum, rükûya gittim, rükû da yapabiliyorum. Allahu Ekber. Evet. Semiallahu limen hamide. Ama secdeye gidemiyorum. Sadece secdeye gidemiyorum. Anladım. Oturuyorum. Oturduğum yerde. Şimdi secdeyi yapıyorum. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu aynen, Ekber. Ayağa kalkabiliyorum hocam. Evet. Ben aşağı evet, eğilemiyorum. Aynen. Bu da olur sevgili kardeşim. Çünkü evet, bu kaide ne kadarına gücün yetiyorsa onu yapacaksın. Diğer ha, gücün yetmediğinde zaruret var. Dizin bükemiyorsun, yere gidemiyorsun. Dolayısıyla ayakta duruyorsun, güçlüsün ama dizlerinde güç yok. Bu şekilde evet, olur. Allah kabul etsin. Teşekkür ediyoruz aynen, Müşteba. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Müşteba'yla bugün aradan sonra diğer bölümde aha, diş fırçalama adabını, misvak kullanma adabını, Peygamber Efendimiz nasıl misvak kullanırdı, İmam-ı Gazali'ye göre dişler nasıl fırçalanırmış, onları inşallah göstereceğiz burada. Diğer sorunuzu evet, da alalım.
Namazda niyet ettik Allah rızası için. Sübhaneke'yi okuduk. Enzü Besmele çekip Elham'ı okuduk. Zammı sureye geçerken tekrardan Bismillah'ı çekmemiz gerekiyor mu? Hayır. Besmele tamam. çekmiyoruz. Hatta birden fazla zammı sureyi aynı rekatta da okuyabiliriz Hanefi mezhebine göre. Orada bile çekmiyoruz Besmele'yi. Ancak Şafiler'de Besmele ayet sayıldığı için Besmele çekmek zorundalar onlar. Besmele evet. çekiyorlar. Vitir vacibin tekrar tedbiri aldıktan sonra Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke. Bak hiçbir şey söylemedi. Duada evzu besmele çekilmez. Allahu Ekber denir. Onda zaten tekbirde dedik. Evet. Allahu Ekber hemen başlarız. Ettehiyatü'de de besmele çekilmez. Evet. Orayı oturuşta. Biliyorum. Dualarda besmele yok. Besmele Kur'an olan yerde besmele çekilir. Dualarda Allahu Ekber denir. Zammı sureler de Kur'an'dan olduğu için besmele çekilmesi gerekiyor falan gibi söyleyenler de oldu da o yüzden ben size inandığım için sizden duymak istedim. Doğru. Zammı sure Kur'an'dır. Besmele çekmiştik. Biz nerede çektik? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O besmele diğerlere ayet olmadığı için birbiriyle birleştiriyoruz. Evet. Bir tanesini de çekiyoruz. Ama tamam. Şafilerde besmele de ayet olduğu için aralarda da Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe. Bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Lilafi Kureyş'in ilahi. Aradaki fark bu. Tamam. Tamam. Allah'a emanet tamam. olun. Sağ olun. Allah-u Teala bu güveninizi haklı çıkarsın inşallah. Biz sözümüzde duruyoruz hamdolsun. Ne diyorsak arkasındayız. İzmir'den bir telefon bekliyormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. İzmir'e selam olsun. Aleyküm selam hocam. Dinliyorum. Hocam benim bir sorunum var. 3 sene olacak oğlum evlenene. Fakat kız tarafı oğlumu benden tamamen uzaklaştırdı. 5 aydır oğlumu arıyorum, telefonlarımı açıyor, hemen kapatıyor yüzüme. Açıyor, kapatıyor. Allah Allah. Fakat arkadaşı gitmiş bir yıldıznameye baktırmış. Neden böyle yapıyor bu çocuk diyerekten. Hı. Kara büyü diye bir şey yapılmış oğluma. Benden tamamen soğutmuşlar hocam. Ben ne yapayım, ne edeyim bilmiyorum. Kara büyüye mi inanıyorsun, oğluna mı inanıyorsun? Allah'ıma inanıyorum ona hocam. Ya kara büyüden oğlunu uzaklaştıramazlar. Büyüye suçu yıkmayın, suç oğlunda. Kara büyü diye bir şey yapabilirler. Ama karı koca arasını ayıramazlar. Ana baba ile evladın arasını ayıramazlar. Bakara 102'yi okuyun. Yıllarca anlatıyorum. Bakara 102. Allah-u Teala ayıramaz diyor büyücüler, sihirbazlar. Biz diyoruz ki her şeyi sihirbazlar, büyücüler yapıyor. Yapamazlar. Oğlunda suç var. Hata oğlunda. Önce hatayı oğlunda arayacaksın. Neden? El geldi oğlumu aldı. Oğlun iradesi yok mu? Niye gidiyor? Niye annesini bu halde bırakıyor? Niye annesine gözyaşı döktürüyor? Bak birinci sebep oğlun. Hemen onlara yüklenme. Oğlun sağlam dursaydı koparamazlardı. Oğlun müsaitmiş bu işlere zaten. Onun için düzelir. Hocam, düzelir. Namazımdaydı, dinindeydi. Şimdi ne oruç tutuyor, ne bir şey tutuyor. Çok farklı birisi oldu, evladımı tanıyamıyorum. O da onun imtihanı, bunun bedelini ödeyecek. Bir gün gelecek, elini ayağına yapışacak inşallah. Babası sağlam mıydı? Evet hocam. Babası namazla abdestli miydi? Evet hocam. Korkma, gelecek o sana. Şimdi şeytana uyuyor, nefse uyuyor. Efendim, gençliğin verdiği güç kuvvete güveniyor. Ama yarın bir gün senin elini ayağına yapışmak zorunda kalacak. Kendini kahretme. O da bunun bedelini ödesin. Gelsin senden helallik dilesin. Oldu mu? Büyücülere, yıldıznameler, bunlar kimse bilemez. Onlara sakın inanmayın. Yıldıznameye bakmış. Yıldızname kim ya? Yıldızname kim? Bilmiyorum hocam, öyle dediler. Bilmiyor sen de. Ama ya yıldızname nasıl bilsin anacığım sen ana yapıldığını? Nasıl bilsin? Kim yıldızname dedin? Ona bakan bir insan geleceği nasıl görebilir? Gaybı nasıl bilebilir?
Biraz kafamızı çalıştıralım. Allah diyor ki gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Biz falcıya inanmıyoruz. Falcı şöyle dedi. Buna inanmak da günah. Buna inanmak da günah. Suçu oraya atmayalım. Peki başka soru var mı? Yok hocam. Allah rahatlık versin, huzur versin. Sakın büyücüye, muskacıya gidip de ne varmış ne yokmuş diye sormayın. O bir tane böyle av arıyor. Avlanmışsınız. Ona tuzağa düşmüşsünüz sadece. Allah bizi her türlü sihirbazların, büyücülerin, falcıların şerrinden korusun. Yuvaları yıkıyorlar bunlar. Sana şunu yapıldı. Eşin şunu yaptı. Kayınbiraderin bunu yaptı. Görümcen bunu yaptı. Hepsi yalan. Uyduruyor, uyduruyor. Sizin paranızı alıyor. Allah ıslah etsin. Aradan sonra yine karşınızdayız inşallah. Evet, yeniden birlikteyiz. Bu arada konuklar arasında birisi Kütahya Tavşanlı'dan, T tipi cezaevinden bizi izliyorlarmış, selam getirmiş. Bizden de onlara selam olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Bütün cezaevindeki kardeşlerimize. Tavşanlı deyince aklıma geldi. Size sordum, bilemediniz. Ankara'nın 4 tane beyazı. Ankara'nın keçisi, Ankara'nın kedisi, Ankara'nın beyaz tavşanı, Ankara'nın beyaz güvercin. 4 tane. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Bey'e de teşekkür ediyorum. Bunu bana öğretmişti. Bugün onu paylaşmış olduk. Efendim, şimdi sahurlar yapıldı değil mi? Genelde yaptık. Allah kabul etsin. Bir duamızı yapalım mı şöyle? Allah'ım, bedenim, kalbim senin yolunda kaim. Ömrüm, ibadetim, zikrim hep seninle daim. Namazım, orucum ruhuma ilaç olsun. Niyetim oruç tutmak. Yardımına muhtacım. Elime, dilime, bedenime güç ver Rabbim. Orucumu kabul eyle. Zorları kolay eyle. Bugünkü Ramazan-ı Şerif orucuma niyet ettim. Kabul eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah kabul etsin. Niyet etsek de imsak vaktine kadar yiyip içebiliyoruz. Telefon varmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Buyurun efendim. Hocam, benim bir babam rahmete gitti. Allah rahmet eylesin. Ne zaman oldu? Bu 2020'de. 4 sene olmuş. Mekanı cennet olsun kardeşim. Bir kardeşinden bir ev almıştı hocam. Evet. Kardeşi sonradan evimi verin, haksızlık etti, şey etti bize. O yüzden ondan sonra gönül rızası almadan aldı bir elimizden evi. Televizyon sesini kapatırsanız yankı yapıyor. Peki babanızın vefatından sonra ev kimin üzerine kaldı? Annesinin adınaydı. Evet, annenizin adınaydı. Evet. O evi kardeşiniz aldı haksız yere. Ya, babamın kardeşi aldı. He, babanızın, amcanız aldı. Amcam aldı. Gönül rızası almadan geldi, imza aldı bizden, şey etti. Bir cüzi para verdi. Yani ucuz bir parayı aldı yani. Değeri mesela 1 milyonsa 100 lira verdi. Ama şöyle bir şey var şimdi bak. Babanız vefat ettiği için. Evet. Babaannenizin evi onun, evet, oğluna kalır, size kalmaz. Evet, diyor, parasıyla almıştı hocam. Kim parasıyla aldı? Rahmetli babam parayla almıştı kardeşimden. Ha, babanız parayla aldı onu. Onu aldı hocam. Şahitleri var mı? Var var. Ama yine vermiyor. Sonra cüzi bir para verdi bize. 100 bin lira falan bir para olmaz, verdi. Olmaz ki, gasp etmiş. El koymuş olur. Evet. Gasp eder. Haksız yere yani, bir mal bir yere karış yer alsa, evet, cehennem yani ateşiyle dağlanır. Rıza, evet, almadan alamaz. Siz o ev sizin zaten. Babanızın, evet, evi. Size, evet, size kalır o. Evet hocam. Allah rahmet eylesin. Vermezse günahkar olur sevgili kardeşim. Evet hocam. Van'a selam olsun bu arada. Bir sorum daha var hocam. Buyurun. Ben şu an hastayım. Tek böbrekliyim. Allah şifa versin kardeşim. Şimdi işim yok.
annemle beraber kalıyoruz. Annem de hasta. Evet. Bana bir iş imkanı hayırseverlerden. Engelli statüsüne giriyor musun? Tek böbreğim var hocam. Ha, bilmiyorum. Engelli belgen var mı? Engelli. Yok yok yok. Tek bir böbreğim var hocam. Tek böbrek engelli evet. Oluyor mu onu ben bilmiyorum. Tabii valiliğe sorman lazım. Van'da. Evet. Van'da git. Hocam vali, o yüzden vali. Değil. Sadece bir gurbete gidiyorum çalışmak için. Hı hı. Gurbette annem tek kalıyor. Annem hasta. Tamam. Şeker var. Tansiyon Van'da, var. Van'da Vali Bey'e git. Durum. Vali Bey'e gidip de görüşemedim hocam. Gidim. Kaç defa gittim Vali Bu, Bey'e. Vali Bey çok biz geçen sene görüştük. Aynı vali bey ise çok gerçekten candan ciğerden evet, çok çalışkan evet. Bir valisi var Van'ın. Allah razı olsun kendisinden. Burada büyük ihtimalle bizim sesimizi duyar. Seni evet. Buldurur o inşallah. Evet, hocam. Görüştürsünler. Araya engel Allah koymayın. Ey bürokrasi. Valilerle vatandaş arasına engel koymayın. Cumhurbaşkanıyla vatandaş arasına engel koymayın. Bakanlarla vatandaş arasına engel koymayın. 25 senedir bu hükümet bürokrasiyi kaldırmak, bu engelleri kaldırmak için uğraşıyor. Yardımcı olun. Yazık. Görüşmek istiyor. Görüşemezsin. Demeyin. Görüş. Belki çözecek. Değil mi? O adamın alacağı sevabı da engel olsun. Günaha sokuyorsunuz. Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu gelir adli ilahide Ömer'den sorarlar onu. Ya Hazreti Ömer'in adaleti. Madem halife oldu Ömer, niye bizim halimizden haberdar değil diye koca karı hesap sordu değil mi? Peki Allah'a emanet olun. Efendim telefonlar bugün maşallah yağıyor adeta. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun, buyurun. Hocam size Allah daima şey açıkını makbul etsin inşallah. Hepimizin. Orucumuz Rabbim kabul olsun, duamız kabul olsun. Sağlık sıhhat versin inşallah. Sağ ol kardeşim, buyurun. Hocam ben sana bir şey soracağım. Dinliyorum. Mustafa hocam benim eşim benim üzerine iki tane karı getirdi. Benim çocuklarım küçük gelir, bıraktı gitti, tekrar eve gelmem istiyor diyor. Ben eve geleceğim diyor. Evet. Ben şu anda Kur'an'ı bilmiyordum. Çalıştım. Çocuklarıma baktım. Büyütürdüm. Allah şükürler olsun Rabbime. Tüm Müslümanlara, herkese hayırlı sağlık saat versin. Evet. Çalıştım. Çocuklarıma baktım. Birini evlendirdim. İkisi de yanımda şu anda. Hayırlı evlatlarım var. Ne güzel. Çok sağ ol. Teşekkür Peki, ederim. Peki o adam nerede? O adam başka kayıyla yaşıyor. Ama senin yanına mı gelmek istiyor? Evet. Sen almak istemiyorsun. Evet. Alma. Ne yapacak? Şu anda Ömre'ye gideceğim. Ben de şey yapıyor diyor. Sen niye arsanı sattın, parayı bana vermedin diyor. Ben dedim arsayı sattım, çocuklarımla paylaştırdım. Çocuklarımla baş başa kaldık. Kimse parası yok içinde. Ben kendi çalışarak, tek şahsıma çalışarak çocuklarıma baktım. Çocuklarımla arsa aldım. Arsayı sattım. Benim büyük oğlan İstanbul'da oturuyor. Dedim onu kiraya çıksın, kendine bir yuva alsın, bir şey alsın. Peki sen kabul edersen gelip senin yanına mı kalacak yoksa öbür kadının yanına mı gidecek? Oradadır. Buraya gelmek istiyor. Yani ben onu bırakacağım, pişman oldum diye mi geliyor? Evet. Affedersen gelsin, ne yapalım? Gelsin. Onu bırakmıyor. Kim bırakmıyor? O kadını bırakmıyor. Ha, kadını bırakmıyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi hocam ben yalnız yaşamak benim için böyle düşünüyorum. Ben böyle yaşamak istiyorum diyorsun. Evet, çocuklarımla yaşamak istiyorum. Bir defa anacığım, sen boşanmış olmuyorsun. O günaha evet. Girmiş, o seni terk etmiş, çocuklarınızı terk etmiş. Sen şu evet. Anda haklı durumdasın. O bilsin. Ne yaparsan sana haktır. O hak etmiş daha doğrusu bu tür şey davranışları. Hiç gönlünün rahatını bozma.
Hiç rahatı. Çoluk çocuğun yetişmiş değil mi? Evet. Büyüdüler. Evet, Allah şükürler. Tamam. Benim küçüğü ellerinden öptüm, tamam. 20 yaşında. Hiç rahatını şimdi var. Şimdi askere göndereceğim işte. Gelecek kurulu düzeninizi de bozacak. Seni de huzursuz edecek. O kadınla da yaşayacak. Araya gene bir sürü fitne girecek. Sen rahat ol. Rahatına bak. Ben bunu günah, evini... günah onun. Ha, hocam, evine sahip çıkmamış. Evlilik yaptığım zaman. Evet. Karısı var idi. Karısı hasta idi. 3 tane çocuğu var idi. Onun. Hiç ben onun de... çocuklarına baktım. Büyük ya, onlar, onların çocuklar en kötü ağır lafı bana söylediler. Tamam. Onların... Bu evden çık git dedi. Bak yine aynı şeyler olacak. Aynı şeyler olacak. Onlara hiç tenezzül etme. Hiç de hani dik dur eğilme diyorlar ya. Dik dur sen. Sağlam dur. Rabbime şükürler olsun. Allah yardımcın olsun. Başka soru var mı? Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben çalıştım. Ha, Ömre'ye gideceğim. Bana engel olmaya uğraşıyor. Olamaz. Olamaz. Ona bir sormam hakkım var mı? Hayır. Hayır. Sen çocuklarına sor. Kendi paramla, kendi çalıştığımla çocuklarına sor. Gidiyorum. Çocuklarına sor. O evi terk etmiş, vazifesini yapmamış. Bak şu anda siz mahkemeye verseniz hemen boşanırsınız. Evet. Yani ama bu... hocam sana bunu da soracağım. Benim resmi nikahımı yapmadı. Benim üstümde getirdi. Kariye resmi nikahı yaptı. Sen resmi nikahında yok. Evet. Ya işte ibretlik bir hadise. Hoca sen niye bu resmi nikah illa şart diyorsun? Bak bunun için şart. Resmi nikah olsaydı bu kadar terk edip gidemezdi. Al size nikahın yok nasıl olsa. Hiç değerin yok senin diyor. Sana eziyet etmiş anacığım. Hakime gitsen şeriata göre de hakikate göre de siz boş olsun der, boşar sizi. O kendi düşünsün. Sen kendi rahatını bozma. Allah'a emanet ol. Sağlık, sağ ol, afiyet teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Allah evet, razı olsun. Evet, müştebayı buraya alalım. Şimdi diş fırçalamaya götüreceğim. Yarın, yani bugün 15'i mi oldu ayın artık? Bu akşam diyelim, bu akşam 15 Mart Cuma, Kağıthane Meydanı'nda teravihten sonra saat 22'de konferans sohbetimiz olacak Kağıthane'de. 16 Mart Cumartesi akşamı da Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sohbetim olacak. Bekliyoruz Bayrampaşa ve Kağıthane'yi. Efendim, arkadaşlar diş getirmişler. Çene. Kaç tane var? Sayalım mı? İşte bak. Şu misvak da ver. Kalemle sayalım. Allah-u Teala ne güzel yaratmış değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 da burada. 32. Ağzında 32 diş olan var mı? Kaç tane genelde? Adem hocam. 28. Dördü nerede? Çıkmadı mı? Çıkmadı. Benim de iki tane eksik herhalde. Yani... O son dişler çıkmıyor bazen. Nedense son azı dişler çıkmıyor. Burada tamamı var tabii. Cenab-ı Hak öyle bir güç vermiş ki bu çeneye. Bazı böyle pehlivan adamlar çenesiyle tutuyorlar, tırı çekiyorlar. Şurayla bak. İpi tutuyor, uçağı çekiyor. Enteresan bir güç var. Bu dişler bizim bekçimiz. Ağzımız bizim bekçimiz. Diş temizliği en kuvvetli sünnetlerden. Dişleri fırçalamak. Misvaklamak en kuvvetli sünnetlerden. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu misvak ağacını kullanmıştır. Bu misvak ağacı, oh ne kadar güzel kokuyor. Ne kadar güzel kokuyor. Koklamak isteyen var mı? Mikrofonu alalım. Bir kokla bakayım. Korkma kokla. Mikrofonu ver. Nasıl kokusu? Vallahi çok güzel hocam. Yani neye benziyor? Yani bir şey diyemiyorum hani bir koku. Hani böyle onun. Yasemin veya yani Hanım böyle Eli onun gibi bir şey yani. Kokusuna evet, benziyor öyle. Aynen. Harika bir kokusu var. Bu arak ağacı denilen bir ağaçtır. Bunun suyu mideye faydalı. Bu aynı zamanda beyne zekayı
açıyor, faydalı. Her türlü antiseptik dişlerdeki mikropları da öldürüyor. Çok faydalı bir şey. Tabii organik, böyle yapay değil, diş fırçası, macun gibi yapay değil. Bu tabii iyi kullanmak gerekiyor. Bir açmak ve kullanma usulünü göstereyim önce. İşte bir açalım şöyle. Bir tırnak, işaret parmağımızın tırnağı mesabesinde yerden şu kabuğunu soyuyoruz. Kalem ucu gibi açıyoruz. Böyle böyle sivri değil de kalemin ucu ne kadarsa o kadar bir mesafede. Evet, orayı kabuğunu soyuver. Şöyle tutayım ben. Ve bunu birkaç saatliğine yeterli. Bardağa koyuyoruz, suya koyuyoruz bu şekilde. Bu şekilde suya koyuyoruz. Birkaç saat duracak. Bu birkaç saat durduktan sonra bunun lifleri, bardağı tutuver. Bu lifleri açılıyor, tel tel oluyor, diş fırçası gibi oluyor. Ve o diş fırçasını kullanıyoruz. Ağzımızda kullanıyoruz. Kullandıkça yıkıyoruz. Şimdi bunun kalem şeklinde de yapmışlar. Kapağı var. Kapaklı olanları da var. Aynen tükenmez dolma kalem gibi kapağını da koyuyorsunuz mikrop kapmaması için. Peki bunu ne kadar kullanıyoruz? Bunu diyorlar ki kitaplarımızda var. Baş parmağıyla şehadet parmağında ölçeceksin. Uzun bir misvakı kullandın. Bundan daha aşağı kalırsa kullanmayacaksın. Yani bu bir yıl, iki yıl kullanılmaz. Çünkü her kullanmada da bu özü çekiyor onları. Belli bir kirlenme olayı oluyor. Onu temizlemek mümkün değil. Yenisini almak gerekiyor. Ama çok faydalı mideye. Resul Efendimiz uyandığında bunu kullanıyor. Evden çıkarken bunu kullanıyor. Eve girdiğinde bunu kullanıyor. Gece yarısı bunu kullanıyor. Hatta vefat ederken ağzında bu vardı. Bu vardı. Her abdeste misvak kullanmak sünnettir. Dişleri fırçalamak sünnettir. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namazda misvak kullanmayı emrederdim. Her namaz emrederdim diyor yani. Ama kendisi hiç eksik etmedi. Bu misvak. Misvak o kadar güzel bir şey ki, fakat diş temizliğinde bazen dediğim gibi mahsurlu olan tarafları var. Çok kısalırsa sıkıntı verebilir. Cünuna sebep olabilir diyor kitaplarda. Bu zeytin ağacından da yapılabilir, dalından, ama misvak arak ağacı. Herkes bulamayabilir ve herkesin dişini de aynı şekilde temizleyemeyebilir. Onun için biz şimdi fırça da kullanıyoruz. Fırçayı alalım. Bir fırçayla ya da misvakla dişlerimizi nasıl temizlemeliyiz? Bundan 1000 sene önce İmam-ı Gazali sünnet olacak şekilde, yani sünnet üzere peygamberin yaptığı davranış bakımından peygamberimizin dişlerini nasıl fırçaladığını bize şöyle anlatıyor. Dişi alıyor, dişlerimize önce diyor ki misvakı alacaksın, sağ üst çenenden sağ ağızlı dişlerin dışını fırçalayacaksın. Ve aynen şöyle diyor. Yukarıdan aşağıya fırçalayacaksın ya da böyle oval şekilde fırçalayacaksın. Böyle böyle değil. Dişleri böyle böyle fırçalamayacaksın. Bak 1000 sene önce peygamberimiz de böyle fırçalıyor. Yukarıdan aşağıya fırçalıyor. Peki hocam böyle fırçalıyoruz biz. O dişin üzerindeki mineler gidiyor, o tabakayı öldürüyoruz. Sonra sararmaya başlıyor dişlerimiz. Önce diyor sağ üst çenenin, görülüyor değil mi? Üst çenenin dişlerini fırçalıyoruz. Sonra içinden aynı şekilde yukarıdan aşağı fırçalıyoruz. Sağ üst çeneyi. Sonra sol üst çenenin dişlerini dışarıdan fırçalıyoruz. Sonra içeriden fırçalıyoruz. Sonra ön dişleri dışarıdan fırçalıyoruz. Sonra buradan fırçalıyoruz. Bir usul de şu.
Sonra azı dişlerini, alt çeneyi fırçalıyoruz. Sonra içini fırçalıyoruz. Sonra azı dişlerinin dışını fırçalıyoruz, alt çenenin. Sonra içini fırçalıyoruz. Buraları fırçalamamışsak sonra da ön dişleri fırçalıyoruz yukarıdan aşağı ve içini de fırçalıyoruz. Ön dişleri fırçalıyoruz, alt çenenin içini fırçalıyoruz. Diş fırçalama usulü bu. Ve doktorlar şunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Günde 10 defa fırçalamak yerine bir fırçalamada 3 dakika dişlerinizi fırçalarsanız dişleriniz pırıl pırıl oluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dişlerini biz anlatırken ne diyoruz? Ashab-ı kiram görmüş onun dişlerini. Tertemiz, inci gibi parlardı. İnci gibi parlardı dişleri. Konuşurken bir nur saçılırdı dişlerinden. Neden? Sürekli misvak elindeydi Peygamberimiz. Bununla da aynı şekilde yapmak mümkün. Fırçayla oluyor da bunlar olmuyor. Bu da aynı şekilde. Bununla da aynı şekilde fırçalıyoruz. Bu çok kuvvetli bir sünnettir. Çok kuvvetli bir ibadettir. Et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Ve dişten başlar temizlik. Bugün Müslüman dünyasında maalesef diş temizliği zayıftır. Diş bakımı çok zayıftır. O halimizi bizim gösteriyor. Pür melalimizi gösteriyor. Dişlerimiz güzel olacak. Hele bir takım zararlı maddeler içiyorlar ya, işte isim vermeyeyim şimdi. Onlar dişleri mahvediyor. Diş bakımı çok önemli. Allah-u Teala bu sünnet-i seniyeyi de yerine getirmeyi nasip eylesin. En kuvvetli sünnetlerden biri. Diş temizliğini Resul Efendimiz hiç ihmal etmezdi. İmkanı olan ara ara misvak da kullansın ama çok iyi temizlemiyor ise diş fırçası da kullanabiliriz, macun da kullanabiliriz. Oruçluyken nasıl yapacağız? Oruçluyken macun kullanmayacağız. Oruçluyken bunu ıslatmayacağız. Kuru şekilde yapacağız. Ondan sonra yıkayacağız. Çünkü bunun suyunu da içersek kokusuyla beraber orucumuzu bozar. Macunu içersek, macunla galip olan, tükrüğe galip olan kokusu macunun boğazımızdan aşağı kaçarsa orucumuzu bozar. Dikkat edelim, orucumuza da zarar vermeyelim. Cenab-ı Hak bize de sağlıklı, pırıl pırıl dişler nasip eylesin. Amin. Çocuklarımıza da bunu öğretelim. Çok güzel. Kokusuna ben hayran oluyorum. İsvak kokusu. Siz ilk defa mikrofonu verelim. İlk defa koklamış. Başka koklamak isteyen var mı? Tabii. Kokusuna verelim. Ucuna elinizi sürmeyin. Sadece kokusunu koklamak açısından. Yaklaştır, korkma. Değişik bir mest oldum hocam. Değişik bir kokusu var. Çok değil. Güzel bir, evet, kokusu var. Evet, çok güzel. Düşünün o işte o mideye, bizim fırçalarımızın, macunlarımızın kokusuna bakın. Bir de bunun kokusuna bakın. Ne kadar tabii bir şey. Teşekkür ediyoruz Müşteba. Allah razı olsun. Evet, telefonumuz varmış. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Hayırlı geceler hocam. Tülay Hanım, buyurun. Hocam, sizden ilk önce Allah razı olsun. Sizin sayenizde ben namazıma başladım. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak nasip etmiş, biz de vesile olmuşuz. Ne güzel. Buyurun. Hocam, ben namazda fazla bir dua bilmiyorum. 4 tane sure biliyorum. Olanları okuyorum. Allah kabul eder mi? Biz araya giremeyiz ki, Cenab-ı Hak niye kabul etmesin? Neler biliyorsun? Hocam, Elham'ı biliyorum. Tebbet, İnna İtayna. Evet. Ondan sonra Kulözü Rabbin Nas, Kulözü Rabbin Felak. Allah'ına salli, Allah'ıma barik. Salli barikler. Sübhaneke, Sübhaneke, salli barik. Bunlar duadır. Bir de Ettehiyyatü'yü ezberlemen lazım oturuşlarda, o vacip. Ben onları biliyorum hocam. Ettehiyyatü'yü de biliyorsun. Allah kabul, evet, etsin. Ama öğrenmenin sonu yok. Madem böyle bir aşkla, heyecanla namaza da başlamışsın, biraz daha şöyle namazlarda farklı farklı surelerden de, çok kısa ayetlerden de ezberleyebilirsin. Helal et cemaatini. Sizin sayenizde ben namaza başladım. Estağfurullah. Kaç sene oldu namaza başlayalım? Hocam, ben
bayağı o 7-8 sene oldu. Sizinle İstanbul'a gelmiştim. Ablam sizin şeyinize katıldık. Orada orucumuzu bile bozduk. O şeyinizde camide. İftar... Ondan sonra ben bir daha da namazımı bırakamadım. İftar ettiniz camide. Evet, iftar ettim. Evet. Görüştük mü o zaman? Hocam yok, sadece dinledik, görüşemedik. Bugün görüşmüş olduk, konuşmuş olduk. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim Allah razı olsun. Kılmayan hocam, kardeşlerimize nasip eylesin. Namaz kılmayı inşallah. Hocam buyur. Aklımıza bir şey gelmesin. O dualı namaz kılan seccadelerden hani parayla satılabiliyor mu? Öylese bile almak istiyorum ben de. Biz parayla satamıyoruz. Öyle bir usulümüz yok. Ticarethane değil burası. Ama onu tedarik edebilirsiniz. Sorun arkadaşlara. Neyse, nerede satılabiliyor? Sen Ankara'da yok. Çok sordum ben. Burada bulurlar. Size adresini versinler arkadaşlar inşallah. Tamam hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar efendim. Evet arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza sorular sormuşlar. Bakalım onlar bize ne soruyorlar. Hocam selamünaleyküm. Temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekata tabi midir? Teşekkür ederim. Zekata tabi olmak için havaici asliyemiz var. Ev, araba gibi, onlar zekata tabi değil ama bir para biriktiriyor, borcumuz yoksa, sermayemiz de olsa onun zekatı olur. Yani nisap miktarını aşarsa, 80 gram altından fazla olursa birikmiş paramız, üzerinden bir yıl geçmişse tasarruf yapacağım, ileride değerlendireceğim desek de o paranın zekatı vermemiz gerekiyor. Diğer soru. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Öncelikle benim bir sorum olacak. Şimdi oruç tutarken bir rahatsızlığımız varsa, bu rahatsızlığımıza da hani zoraki oruç tutmak zorundayız. Belki normalde tutamıyoruz ama diyelim işte tutmaya başladık ve daha sonrasında rahatsızlandık ve tutamayacağımız bir durum oldu. Orucu bozduğumuz zaman bunu işte 61 güne tekabül etmek zorunda mıyız? Yani bunu tutmak zorunda mıyız diye merak ediyorum. Sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Hastalıktan dolayı orucu bozmak kefaret gerektirmez. Oruçla niyet ettiniz, Allah için tutacaktınız akşama kadar ama rahatsızlandınız, bayıldınız, hastaneye düştünüz, ilaç almanız gerekti veya size mutlaka su içirmeleri gerekti. Bu gibi hallerden dolayı kefaret gerekmez. 60 gün gerekmez. Bir günde kaza 61 gün diyoruz. Kefaret ne zaman gerekir? Hiç rahatsızlığın yok. Acıktım diyorsun, su içiyorsun, canım olsun bozayım diyorsun, keyfe keder bozuyorsun orucunu. İşte bu suç, bu çok vahim bir şey. Çünkü Allah'a söz veriyorsun, hep beraber niyet etmedik mi şimdi? Niyet ettik ama hiçbir sebep yokken yarın ben oruç tutmayayım ya dedik, öğlenleyin yemek yedik. İşte bu kefaret gerektiriyor. O 61 gün meselesi. Bundan dolayıdır Allah-u Teala inşallah oruçlarımıza zarar vermeden, zedelemeden Allah için tutmayı nasip eylesin. Kimi kandırıyoruz? Kim için oruç tutuyoruz? Sevabını almak için değil mi? Allah kabul etsin diye değil mi? Orucun faydası zaten bize. Başkasına değil ki. Ama Rabbimiz hastalarda yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Dinimizde kolaylık var. Hastasın, zorla sana oruç tutturmuyor zaten. Gücü olan fidyesini verecek. Onu da veremiyorum hocam, imkan yok. Tutmuş gibi sevap alırsın, veremeyebilirsin. Evet, bugün bize hatim yazan kardeşlerimizin hatim dualarını hep beraber yapalım. Öyle bir dua ki her hatim sonunda kabul olunmuş bir dua vardır buyurdu Peygamberimiz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarikın müstakim.
bi bereketi hatamatil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin ve bi hurmeti leyletil cum'a vafu anna ya kerim vafu anna ya rahim vafir lena zunubena bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin ya rabbel alemin. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'anil azim ve ekrimna bi kerametil Kur'anil azim ve şerrifna bi şerafetil Kur'anil azim ve elbisna bi hıl'atil Kur'anil azim ve afina min kül belaid dünya ve azabil ahireti bi hurmetil Kur'anil azim. Allahümme celil Kur'ane lena fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve minen nari sitren ve hicaba ve ilel hayrati külliha delilen ve imama ve ilel cenneti rafika bi fadlike ve keramike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ey göklerin ve yerin sahibi ya Rabbel alemin, senin rızan için kardeşlerimizin okuduğu, isimleri geçen kardeşlerimizin yaptığı hatimleri dergah izzetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hasıl olan ecru sevabı başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bil cümle Enbiya-i Zam Hazretin ervahiyle birlikte evlat, ezvaç, ashab ve etbanın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, ulema, fukaha, şüheda, ehli imanın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ehli beytin ruhlarına, ezvacı tahirat annelerimizin ruhlarına ya Rabbi ayrı ayrı hediye eyledik, sen vasıl eyle. Ve haseten bu hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizin, bizlerin ahirete irtihal etmiş olan tüm geçmişlerimizin, ölmüşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını haberdar eyle Allah'ım. Okunan her bir Kur'an'ın harfi üzere ayet ayet, harf harf sevabını ihsan eyle Allah'ım. Okunan Kur'an ile ölmüşlerimizin, hatim sahibi kardeşlerimizin geçmişlerinin kabirlerini pür nur eyle. Kur'an'ı kendilerine yoldaş eyle. Kur'an'ı kendilerine şefaatçi eyle. Şikayetçi eyleme Allah'ım. Kur'an'ın nurunu kalbimize nazil eyle. Kur'an'ın nuruyla bizleri nurlandır. Kur'an'ın ahkamıyla yaşamayı nasip eyle. Kur'an'ı anlamayı bizlere nasip eyle, lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, mahşer günün sıkıntılarından bizleri uzak eyle. Allah'ım, bir Fatiha'ya muhtaç, ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik. Bu duaya amin diyen kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Dünyanın dört bir tarafında ezilen mağdur mazlum din kardeşlerimizi, soydaşlarımızı her türlü zulümden halas eyle. Gazze'de, Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Ülkemize güç kuvvet ihsan eyle. Birlik beraberlik nasip eyle. Tefrikadan, fitneden, her türlü firardan, her türlü ihanetten, hıyanetten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, orucun sevabını alanlardan eyle. Namazın sevabını alanlardan eyle. Verdiğimiz sadakaların sevabına bizleri nail eyle. Riyadan, ucuptan, kibirden, kötü ahlaklardan, mezmum sıfatlardan, sevmediğin huylardan bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kalbimize nur ver. Dilimize nur ver, üstümüze nur ver, ardımıza nur ver, bizi nuruna gark eyle, sırat-ı müstakim üzere daim eyle, hidayetten sonra küfre düşenlerden eyleme Allah'ım. Evladımızı, ahvadımızı, neslimizi din-i mübine hadim eyle. Ya Rabbi, ecdadımızın ruhlarını şad eyle, mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter. Hasta kardeşlerimiz var, acil şifalar bekliyor. Şifa sendendir, şifa sendendir, şifa ver Allah'ım. Derdi olan, dermanı olan çok insanımız var. Fakir fukara var, yetimler var. Ya Rabbi, açta açıkta olanlar var. Şu soğuk günlerde evi barkı olmayanlar var. Üzerine örtecek yorganı olmayan var. Ya Rabbi, ısınacak bir sobası olmayan kardeşlerimiz var.
Allah'ım onlara da yardım edecek gücü kuvveti bize ihsan eyle. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyurdu Peygamberimiz. Ya Rabbi etrafımızdan olan bitenden unutursak, göremezsek, yanılırsak bizi yargılama Allah'ım. Bize yardım eyle, bizi affeyle, bizi iki cihanda aziz eyle. Kafirlere karşı bize yardım eyle Allah'ım. Lillahi Teala'l Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة Allahümme Rabbe hâzihi d-daveti t-tâmmeh ve salâtil kâimeh âti Muhammeden el vesîlete vel fadîlete ve d-derecete r-rafî'a ve ba'su makâmen mahmûden illezî va'atte inneke lâ tuhliful mi'âd radîna billâhi rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin nebiyyâ sallallahu aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.